atıyorum Brown yasaklanabilir. Alistar alırsa karşısı Morgan alır vesaire evet. vesaire. Oo, bu arada Joker'in hiç oynamadığı bir şampiyonmuş. Yani normalde onların çok oynamayı sevmediği bir şey ama muhtemelen bu sefer yine alt koridor yani Lucian açık kalmamış olsaydı belki de Kalista yöneleceklerdi. Ama Lucian açık kaldığı senaryoda Merman'ı da bırakmak istemediler çünkü o Kalista oynamıyor. Şimdi alt koridorda farklı bir senaryo izleyeceğiz. Bakalım HVA'dan ben yine alt koridorda Alistar beklemiyorum diyecektim ama Alistar geldi. Ne bekliyordun? Morgan'a bekliyordum mesela. Bu arada normal koşullarda şu anda Fenerbahçe'nin pikinin kesinlikle Kalista olması lazım evet. bu ikiliye karşı. Ama gerçi ama onların ben buna da okeyim ya. Ona yani onların zaten hem Kalista'ya karşı bence Kalista alırken o yüzden düşündü biraz eve. Hem Kalista'ya karşı hem Lucian'a karşı Draven var ceplerinde. Şöyle bir durum var ama yine de hani genel geçer daha güvenilirlik olarak baktığın zaman Kalista daha güvenilir kalıyor Draven'a nazaran. Tabii. Draven çünkü bazı riskli noktaları var. Hakikaten hani yeterince öne geçemediği durumda yeterince de demeyeyim. Öne geçemediği durumlarda Draven almanızın bir anlamı olmuyor öne geçemediğinde ve o kadar da kolay öne geçen bir koridor değil. Ama ne olursa olsun Lucian'a karşı çok güçlü bir tercih Draven. Ve İrelia'ya geri dönecek ya da bakalım Aatrox'a da çevirebilirler bunu. Çünkü Aatrox açık durumda ki çok fazla tercih ettiği bir şampiyon yine HVA'nın ama İrelia kör seçim bir şampiyona gittiği zaman Starscream ilk tercihlerinden bir tanesi oluyor. Ona ulaşma şansı yakaladı. Hala orta koridoru da esnetilebilir tabii ki. Ama bu takımın İrelia oyuncusu genel itibariyle Starscream ve defansif oynama konusunda da bu konuda çok başarılı. Ki özellikle tank şampiyonları tercih eden bir cüceye karşı koridor aşamasında ve koridorun ilerleyen zamanlarında yeni İrelia tanklara karşı oyunun ilerleyen aşamalarında çok daha rahat ediyor. Orta koridor yasaklamaları gelmeye başladı. İki taraftan da bu arada görebiliriz. Bir sürü orta koridor yasaklaması görebiliriz şu anda. Syndra'nın yasaklaması muhtemelen Ryze tercihini gösteriyor olabilir. Cassiopeia açık, onu da hatırlatalım. Evet, Cassiopeia açık bu sefer. Şu anda 5 yasaklama aldı orta koridor. Yasuo yine açık. Yasuo, Irelia, Lucian biraz riskli olabilir çünkü evet. tanka Asla gittiler. Adem. Tank alabilecek potansiyeli var Fenerbahçe'nin. Evelyn yasaklandı. Bakalım orta koridoru mu bekleyecekler, ormanı mı? Çünkü şimdi burada ormanı tercih ederlerse İrelia'nın hala bir esneklik tehdidi de oluyor. Burada rulet için bir Aatrox tercihi görebiliriz bence. Jarvan'ın çok 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 büyük ihtimalle ormana gideceği Fenerbahçe Akademi'den dolayı, takım ismi ve oyuncudan dolayı muhtemel. Evet. O ormana gideceği için de şu anda hani üst koridora yine bir tanka eşleşmesi göreceğiz. En azından hani ruleti biraz rahat bölgesinden çıkarmaya çalışırsa. Rulet çok büyük ihtimalle şu anda Aatrox'a gidecek. Yalnız Rek'Sai de var şu an ortada. Bakalım farklı bir şekilde mi erken oyunu etki etmek isteyecek? Çok daha agresif şekilde agresif bir ormancı mı tercih edecek? Yoksa birazcık daha geç güçlenen veya işte takım savaş yetisi olan bir şampiyona mı gidecek Aatrox gibi? Bence burada... Ben Rek'Sai'yi Fenerbahçe Akademi'nin kompozisyonuna karşı bayağı riskli görüyorum. Yani. Çünkü... Bir hani Draven zaten tüneli bozabiliyor ama evet. Brown ve Jarvan ikilisi de zaten Jarvan erken oyunda erken seviyelerde üstünü kurabiliyor Rek'Sai'ye karşı. Artı Brown Draven ikilisi baskını yerken çok rahat çevirebilecek bir ikili. Bence bu daha sağlıklı bir tercih olur onların. Bu çok yani çok farklı HVA'nın çok fazla kullandığı bir strateji değil. Sezon içerisinde Sejuani'yi hiç kullanmadı rulet ve onu bir tank ormancı ile görmeye pek alışkın değiliz. Ama yani HVA'nın da buraya hazırlıklı geldiğini biliyoruz. Özellikle evet. bu yarı final ve final serilerine belli ki bir şeyler saklamışlar. Bunlardan bir tanesi de herhalde Sejuani tercihidir. Ve yani genel olarak kompozisyonlarına baktığımızda da çok sıkıntılı bir yan görünmüyor. Bir büyü hasarına ihtiyaçları var. Evet. O da son seçime saklanıyor. Bu arada çok düzenli bir büyü hasarına ihtiyaçları var. Çünkü ciddi anlamda tanklığı var Fenerbahçe'nin. Yani normalde şu bu kadar tank görmeye alışık değiliz. Yani bu da giderse bu ekstra biraz daha tank anlamına geliyor mesela. Şu anda aşırı aşırı tank oldu Fenerbahçe'nin komposunu ama bu tanklar rağmen hasarı eksik kalmayacak onların. Evet. Üstelik çok farklı defansif mekanizmalara da sahipler. Şimdi Brown kapı gibisi çok farklı bir defansif mekanizma. Shen'in W'su çok farklı bir defansif mekanizma. Bu özellikle Shen ve Brown'un kalkanları bu HVA komposunu çok bozabilecek defansif mekanizmalar. Ama HVA şu an oyun sonu içinde kendilerine muhtemelen 10 şampiyon içerisindeki en kuvvetli şampiyona ulaştı. Yani eğer Korki'yi oyun sonuna taşıyabilirlerse karşıdaki şampiyonlar ve kompozisyon genel itibariyle düşecek. Draven oyun sonunda belli ölçüde düşüyor ve kitle kontrolü de çok fazla burada HVA kompozisyonunun Sejuani ve Alistar'la beraber Draven'a ulaşılabildiği takdirde ki Irelia'nın oraya gitme tehdidi var, işte Korki ön hattı aşabilirse oraya hasar çıkartabilir ultisiyle vesaire. Oyun sonunda sanki
sanki HVA'nın kompozisyonu birazcık daha güçlü gözüküyor. Ve senin dediğini de aslında birazcık yapmış gibi görünüyorlar. Yani oyunun geç safhalarına yatırım yaparken bir yandan da erken aynen. safhaları pek unutmuyorlar. Aynen. Aynen öyle. Ama oralarda 1907 Fenerbahçe'nin verecek cevapları da var. Mesela alt koridor kontrolü erken şamaları 1907 Fenerbahçe tarafında olacak ama haritanın genel geri kalan kısım bu sefer bir önceki maçta olduğu kadar baskı altında kalmayacaktır HVA tarafında. Bakalım artık seçim yasaklamanın son 2 saniyesi ve koçlar da kulaklıklarını bıraktı ve tekrardan el sıkışacaklar. Robogad'la Türk İnatör sahne arkasına doğru ilerliyor ve biz de serinin ikinci maçı için sözü sunuculara bırakıyoruz. Evet, analiz masasına bir kere daha teşekkür ediyoruz. Açıkçası iki tarafında çok net belli bir taktikle çıktığı bir maç oldu. İki tarafta şimdi burada bir taraf daha çok Draven'ın üzerinden oynayacak. Diğer tarafta Lucian seçmek zorunda kaldı biraz HVA Gaming. Nasıl oynayacak Joker ben merak aslında ediyorum. Aslında zorunda değildi. Yani şöyle hani güçlü olduğu için onu da rakibi bırakmak istemediler. Çok fazla aslında seçeneği vardı. Yasuo açıktaydı her şeyden önce ama ilk maçta... Ama rakibe de Braum'u da verdikleri için. Aynen. İlk maçta istedikleri sonucu alamadılar. Yasuo Alistar koridoru yapılabilirdi. Burada evet. HVA ilk maçta yaptığı şeyin stratejinin kendi mekanik hatalarından vesaireden değil de hani rakibin stratejisinden ötürü çalışmadığını anladı ve farklı bir strateji gitti. Bazen hani tercihleri yaparsınız, oyun içerisinde bir hata yaparsınız, o taktik patlamış gibi gözükür ama o sizin bireysel hatanızdır. Ama stratejinin çalışmanı gördükleri için farklı bir yere gittiler şu an. Bir de şöyle bir nokta var. Starscream yarı final serisinde gerçekten şahane bir Irelia oynamıştı. Evet. Şimdi bir kere daha Irelia oynayacak. Ben merakla bekliyorum. Oradaki performansını kaldığı yerden devam ettirebilecek mi bu seride? Şimdi burada Draven'ın önemi çok fazla bu. Hem analiz masasında hem de sen de belirttin. Belirtilen bir konu. Yani Draven'ın etrafına çok rahat defans koyabilecek. Yani burada Shen ultisinden tut. Jarvan'ın tehlikeli rakibi uzak tutabilmesi, gerektiği zaman hani yaklaşan rakipleri bir şekilde kitle kontrolüne uğratabilmesi. Rakipten alınacak ultiler çok kritik bu noktada. Yine arka tarafta gerekirse Blue, Alistar'ın ultisini alıp hem Lucian hem Corki'yi tanklayabilir. Bu arada Köfte'yi orada kötü anlar bekliyor. Bunu görmüş olduk. En azından bu hasarı eşitlemeye çalıştı ama kötü pozisyona yakalandığı için minyonlar da çıktığından ötürü geri dönemeyecek. Ama ayağı çabuğu var. En azından o canını bir şekilde kurtaracak. Önemli olan konulardan bir tanesi orta koridorda artı şok. Özellikle erken safhadaki savaşlarda hele ki Sylas gibi bir şampiyonla ormanda gerçekten çok etkili olabiliyor. O 2-2, 3-3 savaşlarda çok büyük fark yaratabiliyorsunuz. O yüzden şayet ki eğer bir savaş olursa, bir çete savaşı çıkarsa yukarıda Hort'tan perçesi, ortada artı şok hani belli noktalarda üstünlük sağlayabilir Fenerbahçe. Bu rün tercihleriydi. Sylas'ın zaten senin de bahsettiğin gibi ne kadar çok can doldurduğunu biliyoruz. Kral Katili ile beraber, W yeteneği ile beraber. O da ayrıyeten Sylas'a çok büyük avantaj getiriyor ve Blue burada gerçekten zincirlerini şahane tutturdu orada minyonların arasından. Köfteyi çok yordu Robin. Erken bir baskın. Burada Joker'ın üzerine girecekler mi? Evet. Gerçekten Joker'in burada o buz yanığını yememesi bir anda hayatını kurtardı. Şimdi Robin bir de karşı ormana giriyor. Burada roulette'in zor zamanlar geçireceğini söyleyebiliriz. Alabilecek mi? Oo, çağırdı. Yani bir düz vuruş yapması gerekiyordu sadece ama çok korktu. Bazen ormancılar böyle hani o ekstra vuruş yap. Nasıl kırmızı güçlendirmem şuyum uyum alır diye bırakıyorlar. Burada bırakmaması gereken evet, bir pozisyondu. Evet. Ve Robin'den büyük bir üstünlük şimdi. Çünkü orada Yampiri yengeci de aldı. Diğer tarafta Köfte çok zor zamanlar geçiriyor. Yani Bettan de son yudumu aldı. Ve canı toparlaması kolay gözükmüyor. Ki son dönemlerde Sylas'a özellikle gelen değişikliklerden sonra W yerine daha katili yerine Q'sunun hani güçlendirildiğini görebiliyoruz. Bu da koridorda özellikle pozisyonunuzda hata yaparsanız inanılmaz bir hasar potansiyeli dönüşebiliyor. Evet. Yalnız Robin karşı ormanı yok etti resmen. Sejuani geri düştü mü? İyice geri düşebilen bir şampiyon. Bunu ama biliyor. Ama koridorun durumuna bakar mısın? Ama bir dakika şimdi roulette çok güzel bir noktadan geliyor aşağıya. Totemleri yok ama roulette totem var zannetti. Daha çok bu arada Sylas'ın nerede olduğunu, daha doğrusu Jarvan'ın nerede olduğunu bilmediği için. Evet ama ya yani 1907 Fenerbahçe için burada çok şanslı bir an oldu. Çünkü 10-35 orada çalıya totem bırakmak için gitti.
Sonra sanki ruletin üzerine gidiyormuş gibi hareket edince rulet de orada totem var zannetti. Belki psikolojik olabilir ama ben daha çok rakip ormancının nerede olduğunu bilmiyorlar. Bir de ışından avantajı. Evet, iki takımın da orta ve yukarı koridorunda ışınlanan var ama. Şimdi bir kere daha geliyor rulet. Burada çok güzel yakaladılar onun 35'i ama hemen sıçrasını atıyor. Hem Mermel hem Olney 35. İkisi de hiç riske etmedi. Ruleti gördükleri gibi buradan uzaklaşıyorlar. Açıkçası başarılı bir baskın. Geldi, iki sıçrayı aldı, gidiyor. Evet, evet. Gerçekten başarılı. Bu sefer oldu. Ama yani bu tip takaslarda özellikle o yukarı koridor ve orta koridorun ışınlanmaları devreye girdiğinde nasıl bir sonuç alacağınıza da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer savaş uzarsa çünkü yani ittirme avantajı o dakikada Fenerbahçe'deydi. Hem orta koridorda hem yukarı koridorda çok rahat gelebilirlerdi ve bir avantaj sağlayabilirlerdi. Hiç skor çıkmasa bile. Ki Red şu an 12 rakamına karşı 28 rakamıyla bayağı geri düşmüş durumda. Hatta 31 oldu. Az önce bir kamp daha aldı orada Robin. Ya bu çok büyük bir dezavantaj. Seviye dezavantajı şu an harita, nehirler Jarvan'a ait. Sejuani zaten oyuna geride başlayan bir şampiyon. Birazcık daha seviye almak istiyor, eşyalarını yapmak istiyor, tanklaşmak istiyor, ultisini almak istiyor. Geri düşmesi çok büyük dezavantaj oldu. Bir de Robin zaten karşı ormanda dolaşıp bayağı bir şey çaldı. O çaldıkları da şimdi büyük dezavantaj rulet için. Burada yalnız köfte zor zamanlar geçirmeye devam ediyor. Onun için bu koridor bayağı bayağı zorlaştı şu anda. Bu takasları yapmaması lazım köftenin. Neden diyeceksin? İki tane karamüyür, musibet iksiri ile o takaslar asla köftenin lehine dönüşmeyebilir. Asla köftenin lehine dönmeyebilir. Çünkü Blue Orb musibet iksirlerinden aldığı ekstra can ile her zaman önde çıkacaktır. Ama şimdi rulet burayı değiştirebilecek bakalım. Rulet güzel bir noktadan geliyor ama Robin de burada. Robin'i gördüler. Burada bu takası istemeyecekler. Geri çekiliyorlar. Yine de zorladı Robin burada. Aşağıda da takaslar devam ediyor. FB oyuncularının sıçrasının olmadığını biliyoruz. Sersemleyen bir Only 35 ama Joker daha fazla zorlamadı. Evet, ilk maçta hiç görmemiştik ama bu maçta hatta genelde görmediğimiz bir sahne Heyvan'ın aşağı kurdurunun kafa kafaya gidebilmesi, geriye düşmemesi. Bu da çok büyük bir gelişme. Bu arada Blue ilk ultisini çaldığı gibi attı. Sejuani daha ultisi yokken. Resmen kıskandırdı rakibini. Yukarıda da takaslar devam ediyor. Tabii Shen burada belli bir avantaja sahip bu tarz takaslarda. Ki burada hani Silas aslında bir iki haftadan beri görmüyorduk. Son iki günde görmeye başladık ama Silas'la ilgili... Tabii kapalıydı. Evet. Unutmamız gereken şey 16 seviyesinin ne kadar etkili olduğu, takım evet. Savaşlarında çok büyük fark yaratabileceği. Star Sıçrayı şimdi takasa girdi ama Cüce'yi de o alandan çıkarmayı başarmıştı. Cüce burada takas kazanan taraf yine bir kere daha Sıçrayı kullandı burada. Bir kere daha takasa girecek diyecektim ama hemen Sıçrayı kullandı Cüce, hiç acımadı. Evet. Ve Star Screen'in de hemen Sıçrayı harcamasına sebep oldu ama Robin geliyor şimdi. Deneyebilirler mi acaba? Cüce 1-2 vuruş tankladı. Robin'e pozisyon yarattı. Starscreen güzel bir noktaya kaçıyor. Yalnız Robin zor durumda kalabilir. Algos şimdi görüyor onu. Neler oluyor ya? Saçar Tom'u çok güzel noktada patlattı ama daha fazla zorlamayacaklar. Yani gerçekten ilginç pozisyonlar. Köşe kapmacı oynuyorlar farkındaysan. Daha çok birbirini görmeden yürüyen adamlar gibi sallamıyor. Günaydın demeden. Şey değil mi? Körebeli saklanmaç. O nasıl bir şey ya? İşte bu izlediğimiz. Diğer taraftan Robin üzerine hemen bir Shen ultisi geldi. Biraz erken geldi o Shen ultisi sanki biraz. Hani o takasa zaten girebilecek gibi görünmüyordu Robin ama yine de zorladılar. Joker tabii kule altında olmanın avantajını kullanıyor burada. O da iyi bir takasa giriyor. Enteresan şeyler oluyor şu an haritada. Birini sallamayan şampiyonlar, körebeli saklanmaç oynayanlar. Kule altından iki tane atış yiyenler falan. Hayırlısı diyelim. Ama yukarı koridorda Radiant'ın minyon üstünlüğü var. Ormanda yavaş yavaş fark kapanıyor. Daha da önemli olan yavaş yavaş Sejuani'nin ultisi yaklaşıyor. O çok önemli oldu. Jarvan'ın ultisi de aynı şekilde. Ki şu an orta koridor acaba baskı noktası mı olacak? Yalnız Sejuani hala altı olamadı. Pasif var Corki'nin. Belki de orada totem için yeniliği olabilirdi burada ama Jarvan aşağı gitti şu an. Rakiplerini hemen geri sürdüler orada. Tabii Joker ve
Algos'ta oradaki toteme göründükleri için yalnız nereye gitseler bir toteme görünüyorlar, onu da söyleyelim. Corki'nin pasifi varken bu çok riskli bir hamle olabilir bu arada. Ama Corki burada pasifini kaçmak için kullanacak gibi duruyor açıkçası. Yani hiç zorlamak istemedi çünkü zorlayabileceği pozisyonda da değildi. Mavi güçlendirmeyi korumak için kullandılar diyebiliriz. Daha çok ama Jarvan o sevdadan vazgeçmedi. O mavi benim olacak diyor. Geliyor geliyor mızrak atıyor oraya. Mavinin de bayrağı dikiyor oraya yani. Böyle birisi öldürecek mi ya? Derken sağ gösterip sol vuruyor burada Robin. Yeterince baskı yarattığını hissettiği için. Evet. Burada rahatladığını anladı. Geçtiğimiz maçta da çok erken bir dağcıları almıştı. Geçen maç 6. dakikaydı. Bu sefer 9. dakika. Yine rahat bir dağcıları gelecek gibi duruyor. Rulet şöyle bir yaklaştı ama geldiği gibi. Orada hemen geri gidiyor. Dolayısıyla 1907 Fenerbahçe maçın ilk ejderini alan taraf oldu. Şimdi yine mavi güçlendirme için savaş Draven bile katıldı savaşa yani. Ama Köfte bunu almayı başardı sonunda. Büyük mücadele kazanan Köfte. Yani mavi güçlendirme herhalde maçta en çok hasar tanklayan şey olabilir şu dakikaya kadar. Sabahtan beri bir sağa bir sola çocuğa yazık ya. Ama kendini çok değerli hissetmiştir. Bombalıklı düşünsene ya. Sağdan soldan sana taş atıyorlar, bir şey atıyorlar, mızrak atıyorlar. Kendini ne kadar değerli hissedebilirsin böyle bir senaryoda? Hem çok seviliyormuş gibi hissederim. Ya mızrak atıyor. Bir tanesi evet. Ölüm pervanesi atıyor üzerine. Ya bu arada ilkinde öleceğimişsin zaten muhtemelen. Çok uğraşmaya gerek yok yani. Ama ya şöyle düşün, Van Damme'sın. Ölmüyorsun öyle kolay. Bir espri yapacaktım da hiç yapmayayım gerçekten. Sustum tamam. Kaşındım bir an. Şimdi koridor aşağıdaki... değişikliği geldi bu arada. Evet, ejder aradan çıkınca çok rahat bir şekilde koridor değiştirdiler. Yani Köfte gerçekten bu koridorda muhtemelen üçlü kuvveti bitene kadar bu acıyı çekmeye devam edecek. Üçlü kuvvet bu arada hiçbir şeyi çözmüyor Tombo'da. Yani, en azından hasar olarak biraz daha eşitliyor. Yani Corki'nin etkili olabilmesi için gerçekten 2, 3, 4 yani her şeyden daha da fazla, daha evet. Da büyük bir marjdan faydası var. O yüzden bu dakikalar çok Corki'nin dakikaları değil. Corki daha çok 25 hatta 27-30 arası devreye giren bir şampiyon maçlarda. Algos bir an için orada Omni 35'in üzerine atlayacakmış gibi göründü. Omni 35'te hiç zorlamayıp hemen geri çekiliyor. Yani nispeten yine oyun sonunda güçlenen bir kompozisyon ama ya rakibe maçın başında bu kadar fazla avantaj vermesi Evihan'ın evet. Başını çok büyük dertlere sokuyor. Yani alamet için Rulet yaklaştı bir an ama Sejuani ultisi çok büyük tehdit şu an Blue'un üzerindeki. O açıdan gelmeye çalışsalar evet. Blue bir anda onların yolunu kesecekti. Yani ekstradan çok güçlü bir ulti var 1907 Fenerbahçe'de. Sanki Jarvan ve Braum ultisi yetmiyormuş gibi. Bir de Sejuani ultisi. Yani o Draven için gerekli olan kitle kontrolü, alan kontrolü bir anda sağlanabilir o dar alanda. O yüzden bu riski almak istemedi EVA. Cüce'nin de burada ruh sığınağı yeteneğini, W yeteneğini biraz dikkatli kullanması gerekiyor. Şu ana kadar çok iyi kullandığını gördük yukarıdaki takaslarda. Bu arada rejimiz totemleri gösterdi bize. Gerçekten 1907 Fenerbahçe ormanı olmuş orası. Köfte ortada yakalandı ama. Hemen sıçrayı kullandı. Ama burada kule düşecek. Eğer rulet burada rulet ve Algos yaklaşıyorlar. Yandan Starscream de geldi. Kuleyi tutmak istiyor HVA ama başaramayacak. Algos ve deneyecek yalnız mi? Yalnız Algos güzel noktadan geldi. Şimdi kişiyi havaya kaldırdı orada. Arka taraftan da güzel bir eli ultisi. İlk kan burada Corki'ye gitti. Köfte burada. Robin düşmeyi başarıyor ve bir skor daha. Önde kalan Blue'nun da kaçma şansı olmadı. HVA resmen canı az kuleli rakibini yemledi. Algos bir deneme daha. Yüce'yi yakaladılar şimdi. Şey. 3 yük, 4 yük gelecek mi? Rulet son vuruş yapmayı başardı orada ve 4. yükü de yaptı. 4. yükle beraber rakibini sersemletince de HVA adına 3 skor birden. Ya resmen kulenin canı azaldı ve HVA'ya avantaj olarak geri döndü. Bunu Fenerbahçe kendisi istedi. Çünkü görüşleri vardı. Alistair'ın oradan geldiğini biliyorlardı.
görüşü olmasına rağmen biz burada savaşırız dediler. İlk kule açlığı oldu birazcık. Bütün bariyerleri evet düşürdüler ama ilk kule şurada 2-3 tane daha vuruş yapsak, şuraya açsak ne olur diye konuştular ama öyle olmadı. Öyle olmadı çünkü bir anda Alistar içeri girdi. Üzerine Ireli ultisi geldi. 4 kişi o Ireli ultisinin arasında kaldı. Resmen sağa sola kaçışmaya çalışıp kaçışamadılar da. Tekrardan izliyoruz. Ya bir de kuleye vurabilecek durumdalardı aslında. Hemen orada geliyor ama aslında çok çok kritik bir hedef yok orada onun ultisi. Ama sonra Sasuke'nin ultisi yani şahane bir ulti. Müthiş bir ulti. Resmen savaşı orada bitiren hamle olmuş. Arkadan Lucian tarıyor. Ireli Sasuke'nin yine muazzam bir Ireli performansı burada. Rakiplerin üzerinde ölüm pervanesi yetmeyecek. Cüce orada ilk posta sıçrıyor. İkinci posta kule altında kalacak. Kule altında dalış Alistar'la hiç de zor bir iş değil. Algos orada giriyor. Kuleyi tanklıyor. Devamında Cüce burada yükler birikti, birikti, birikti. Ve skor gelecek. Böylelikle evet bariyerleri aldı Fenerbahçe ama karşısında 3 tane skor ve daha da önemlisi Korki'ye giden bir skor var. Şimdi daha eşlerinin vadide canlı olduğunu görüyoruz. HV acaba bu sefer savaşacak mı? Yani şu ana kadar ilk maçta FB'nin aldığı 5 eşler için savaşmadıklarını gördük. Şimdi biraz daha kendilerine güvenebilecekleri bir noktadalar. Evet, kesinlikle. Yani kuleyi ısrarla istiyor ama yani Korki'ye karşı, Lush'una karşı bunu yapmaları, daha doğrusu Lush'la karşı o pozisyonda bunu yapmaları çok mümkün değildi. Korki şu an geliyor. Yalnız Algos yine aynı pozisyonu yarattı, arkadan gelen güzel bir Korki'ye. W'su Walker ise ama yetecek mi? Evet, ilk olarak 10-35 düşürmeyi başardılar. Robin arada kaldı bir an için. Robin Sitchell oradan uzaklaşıyor ama Köfte nereye gidiyorsun dedi. Mermal çok zor pozisyonda. Arkadan Köfte'nin hasarı, önden Starscream'in hasarı. Ve bir kere daha Starscream'in gerçekten Irelia'yla nasıl iyi işler yapabildiğini gördüğümüz bir maça evriliyor bu. Ya Corki'nin paketi olduğunu Merman'ın karşısında, daha doğrusu Bruno'nun karşısındayken gördüler. Evet. Yine Fenerbahçe kendi ipini çekti. Mavi takımın kulesi. İki pozisyondan beri ya intihar ediyorlar. Göz göre göre yapılan hatalar, bir anda 6 skor, 4000'den fazla altın farkı burada izliyoruz. Yani Corki'nin o pasifi varken böyle bir şey yapmanız size bir anda bakıyorsunuz. Rumble ultisi yediler resmen. Rumble ultisi bu kadar güzel atılan Rumble ultileri yok. Brunette oradan çıkacak. Robin kötü pozisyonda. Daha da önemlisi orada Mermul'u yakalıyorlar. Mermul'u da aradan çıkaracaklar. Ve yine 3 skor. Bu savaşta bunu da yoktu. Evet. Yalnız HVA için bir diğer avantaj da Joker'in şu anda normal nişancı şampiyonları da oynayan bir oyuncuya evrilmiş olması. Şu dakikaya kadar Lucian'la da oldukça iyi performans sergiledi. Aynen öyle. Ama ben yine de asıl parantezi Algos'a açmak istiyorum. İlk savaşta da, ikinci savaşta da şahane pozisyon aldı ve takım savaşını belki de başlatabileceği en doğru şekilde başlattı. Evet. Algos çok gerçekten kötü pozisyonda bıraktı. Yani HVA'ya şu oynadığı VFŞ'de galiba son 5 maçta oynamıştı. Oynadığı maçlarda inanılmaz bir katkı vermeye çok başladı şey Algos. Çok şey kattı. Eliwood'un yokluğunu hiç aratmadı. Hatta üzerine koyduğu noktalar oldu diyebiliriz. Ama burada Starscream'le özellikle ilk pozisyonda olan ortaklığı muazzamdı. Yani ilk önce kendisi geldi başlattı ama orada aslan payını ben Starscream'e vermek istiyorum. Muazzam bir ulti attı orada rakiplerini. Çok zor pozisyon bırakmıştı. İlk savaşta onun ultisi evet şahaneydi. Az önce de Corki ile çok güzel bir ortaklık. Bu sefer hani Jarvan ultisi vesaire geldi ama o. Cüce ama son anda uzaklaşıyor buradan. Algos yine de şöyle bir selam verdi. Hani geldim buraya kadar komboyu yapmadan gitmeyeyim dedi. Komşular aksiyonda görsün. Hani birazcık da şey dedi böyle. Bu kuleye yaklaşırsan olacaklar bunlar bak haberin olsun diye. Şöyle bir haber de verdi ve kuleyi almayı başarıyor HVA Games. Ben de he he dedi gitti. Dedisin adam. Ama şu an yani çok da tank değil. Evet. Yaptığı eşya düzeniyle. Tabii orta koridor kulesini kurtarmak burada şimdi arkadan gelen isimlere düşecek. Rulet, Algos ve Starscream yukarıya aldığı gibi ortaya geldi ve anında sıçra geliyor onun 35'ten. Hiç riske etmedi. Ve Corki ilk coşku eşyasına doğru ilerliyor. Sihirbaz papuçlarını bitirmiş durumda.
Ki rakip şu ana kadar, dikkat edersen Ninja tabi üzerine yoğunlaşmış durumda. Korkin hasarına karşı çok da iyi bir çözüm değil bu. Sylas'ta Mercury'nin adımları var aslında. Evet, o daha çok Korkin'in karşısında durduğu için, evet, ayrı kittirmede öyle bir önlem almış ama takım savaşlarında bu yapılan Ninja tabiler Korki'ye karşı çok fazla bir şey ifade etmeyebilir, onun yetenek setine karşı özellikle. Yani Ninja tabiler sanki biraz daha ireliye karşı mı yapılmış? Yani biraz otomatik daha saldırı bastığı için. Şampiyonlar var rakip, yani ireliye, Korki, Lush, evet mantıklı anlayabiliyorsunuz ama zayıf oldukları bir nokta var ki eğer Sejuani bu Ninja tabili şampiyonlardan bir tanesini işaretlemeyi başarırsa Mercury'nin adımları bir anda özlenen bir noktaya gelinebilir. Ama ya, şu an haritanın kontrolü tamamen HVA'da. Bakalım bunu nasıl değerlendirecekler? Yukarıdaki 60 milyonluk fark gözüme çarpıyor. Starscream, minyon konusunda çok iyi bir iş başardı bu maçta. Zaten o ireli ultisinden bahsede bahsede bir hal olduk. Biraz da minyonundan bahsedelim böyle. Yani her ne kadar bir Flame Horizon olmasa da yani 100 milyon bu dakikada fark olmasa, olmasın yani. Olmasa tabii ki. Arada 50-60 milyonluk bir 60, fark söz konusu. Evet. Oraya doğru gidiyor diyebiliriz. Ve iki altın tane farklarına bakalım mı bu arada? Bakalım. Yani yukarıda 2400 kadar bir fark var. Bayağı yüksek bir fark bu arada. Tabii oyunun bu dakikası 20 dakikada. Dakika başına nereden baksan bir hani 100 altınlık 120 altın bir fark açmış. Agresif oyunlar geliyor 1907 Fenerbahçe'den, artık son vuruş yapmak istiyorlar kuleye ama yine yapamadılar. Ne kuleymiş ya, felaket oldu. Yani Mermel o kadar korktu ki o son vuruşu yapmaya. E Alistar var. Yandan Sejuani çaktırmadan geliyor derken. Yalnız Sejuani gerçekten çaktırmadan geliyor şu anda. Starscream de yandan geliyor, şimdi burada rulet kimi yakalayacak acaba? Çok güzel ulti yine Starscream'den. Tabii ki bu Sejuani ultisi illaki birine çarpacaktı. Bir de Jarvan afeti geliyor arka taraftan. Orada yakalandı bir an için EVA Gaming ama canlar çok azaldı. FB cephesinde ve en önde kalan isim Robin'di. Robin hemen aradan çıkıyor, sıçrayla bir oyun daha. Korki bitirmiş. 2'de 2 yapan bir köfte. Ve artık biz daha geç devreye girmesini bekliyorduk ama köftenin devreye girdiği dakikalar böylece geliyor. Daha var. Baron var. Bunun tek bir anlamı var. Baron. Baron var. Ve Robin ölü ama o bölgeye doğru gelen bir Blue var. Bakalım Blue ile Mermel durdurabilecek mi bunu? Yani hasarı çok yüksek köftenin şu an diyecektim. Diyemedim bile. Diyemedim bile. Starscream bayağı bir hasar aldı ama takım arkadaşlar işi bitiriyor. 9-0. Aradaki altın farkı 8300. Biraz sanki FB Korki'nin gücünü çok küçümsedi gibi geldi bana. Evet, Korki skoru aldıktan sonra çok önemli demiştik. Ve burada Starscream yine doğru ultiyi atıyor. Üzerine yandan rulet ince görecek. Ve 10.35'i yerine mıhlıyor. Arkada Starscream tanklamaya devam ediyor. Klasik Irelia. Ve sonradan Alistar kombosu. 10.35 burada ilk etapta düşmüyor ama Robin, Prince en önde takım arkadaşlarının önünde durmaya çalışıyor. Cüce burada yine kaçacak ama aynı şey Robin için söylemek güç. Rulet burada sıçrayacak. Arkada Cüce'yi avlayacaklar ve sonrasında bir de Mermel aldıkları skor vardı Baron'un, evet, orada. Yani buradan bayağı bir skor çıkardı. Köfte şu an 5-0-3. İki tane eşyasını bitirdi. Dakika daha 20. Bir de üzerine dağ ejderi aldılar bu arada. Dağ ejderlerini ikilediler. Aa, bu işin ultisi gelecek mi? Buradan. Animasyonu merak ediyorum. Daha önce görmedim çünkü. Atma. Bir sonraki minyon dalgasına bekliyor olabilir belki de. Ama yani yan koridorları şu an savunuyor ve orta koridordan, o iç kuleden çıktılar. Kule altı tehdidi çünkü gerçek şu an Alistar'la, Sejuani ile iç kuleleri açmak son görevi bu. HVA'nın inhibitor kuleleri. Bunu da rakibi dağıtarak, rakibi bölerek yapmaya çalışıyorlar. Son kule düşecek yukarıdan. Yani bu kadar erken alınıp da bu kadar rakibin üzerine baskı kurabildiğiniz Baron güçlendirmeleri gerçekten çok fazla görmeyiz. Ama şu anda HVA üstünlüğünü tamamen kabul ettirmiş durumda mücadelede ve 1-3-1 yaparak da ilk inhibitor kulesini düşürmeyi başardılar. Köfte'nin tabii üçlü kuvvetinin olması burada büyük bir avantaj. Yani bakar mısın nasıl bir hasar veriyor? Bu arada yakalanan bir isim var orada. Mermel çok önde kaldı. Diğer tarafta Starscream 1'e 2 pozisyonda. Oradan çıkması mümkün olmayacak. Karşılıklı birer skor. Ama nişancısını kaybeden taraf 1907 Fenerbahçe olduğu için. Hasarını kaybeden taraf. Aynen öyle. Çünkü FB'de başka bir hasar kaynağı yok şu anda. Yani
saylasa hasar kaynağı diyemeyiz şu an tam olarak. İçgüdüsünden hallice. Evet. Sonra. Ve iki tane inhibitor açıldı. Dakika daha 23. Sargın öyle. Gördü bu arada. Hani kafa atıyor ama rakibin Hasan yetmeyeceğini biliyor. O da farkında. Yanında Alistar da var. Onları adeta kışkırtıyor özelliğine gelmesi için. Yeteneğin yok. Joker biraz ama fazla önde kaldı bu arada. Dikkatli olması gerekiyor artık. Biraz ateşli oynuyor diyebiliriz, evet. Ama işte Lucian varken de bunları yapabiliyorsunuz. Köfteyle rulet daha fazla zorlamaması gerektiğini düşünüyor olabilir şu anda. Robin'e çok yüksek bir hasar. Çok rahat çıktı Valkyrie ile oradan. Köfte ışınlan da geliyor şimdi. Arka tarafa gelen ışınlan her şeyi değiştirecek. Starscream, Alistar orada komboyu yaptı. Ve yine rulete pozisyonu yarattılar. Pardon, rulete dedim. Köfteye pozisyonu yarattılar. Köfte burada yine hasar bırakıyor. Starscream bir kere daha ileri atıldı. Mermel bu kaçıncı? Maç bitiyor. Yani Mermel her yakalandığında 1907 Fenerbahçe çok fazla şey kaybetti. Mermel 4 kere öldü. HVA Gaming onu her kestiğinde kuleleri aldı. Ve 24 dakikada, 25. dakika bitmek üzereyken mücadeleyi de tamamlıyorlar. Hasar çok çıkmadı. Çok hızlı bir maç. Hasar çıkmadı. Ben sana öyle diyeyim. Tombalık makarna yani Draven geride kalınca. Ya hasar çıktı. Bak şu an ekranda oturan bir arkadaş var uzun saçlı. Ondan hasar çıktı. Şu an bakıyor kaç vurmuşum. Şu an ona bakıyor bu arada, evet, muhtemelen. İşte RoboGuard.